Ses. Deneme tahtasından merhaba. Erkin ben. Bugün Dailim S3 ile ilgili kullanıcı yorumlarından bahsedeceğim. Bu motosikleti Önder Motor'dan aldım. Benim motosikletim değil. Önce geçen ay almıştım. Yalova taraflarına dolaşmıştım. Erikli ailesi, Delmece ve biraz o bölgede turlamıştım. Bu hafta da hem sıkışık İstanbul trafiğini kullandım. Hem de dün günübirlik bir Bolu turu yaptım. Aşağı yukarı dün 600 km kullandım. En çok da dün kullandıktan sonra motorla ilgili artık izlenimlerim oluştu. Ve bu videoyu da motoru teslim etmeden önce çekeyim dedim. Teknik özelliklerini videonun açıklama kısmında yazacağım gene. Ama yine de biraz motordan bahsedeyim. Dailim Güney Kore malı. 2012'den beri geliyor bu model. Ve 2012'den beri değişen hiçbir şey yok. Sadece 2017'de ABS eklenmiş motosiklete. Tasarım olarak falan her şeyle aynen devam ediyor. Hiçbir dokunuş yapmamışlar motosiklete. Bunun tabii artları eksileri de var. Artları motorda herhangi bir kronik problem çıkmış olsaydı bunu yıllar önce zaten çözmüş olacaklardı. Çünkü yeni çıkan modellerde hani marka ne kadar bilinmiş olsa da böyle problemler olabiliyor. O yüzden oturmuş bir model. Dezavantajı ise tabii ki tasarım olarak bazı belki teknolojik artlar olarak öyle yeniliklere eklenmemiş. Bunu bu motosikleti anlatırken rakipleriyle özellikle X-Max serisini çok kullandım. İşte 125, 250, 300, Forza'yı kullandım. Onlarla da karşılaştırma yapacağım. Genel hatlarıyla bir iki cümlede özetlersem bu rakiplerine göre daha konforlu ve daha yumuşak bir motosiklet ve daha ataklı bir motosiklet. Zaten bu motosikletin tanıtımında hani görmüşsünüzdür sınıfının en güçlüsü, en atik diyorlar. Çünkü 25 beygir rakiplerine gerçekten daha güçlü. Ve bu gücü alt devirlerde de, üst devirlerde de, çok yüksek süratlerde de artçılık kullanımda da anlayabiliyorsunuz. Aslında önce artçıdan başlayalım. Birkaç gün önce İlayda da benimle beraberdi. İstanbul içinde beraber turladık. Genelde bu inceleme videolarında artçının düşüncelerini hiç söylemezler. Ben hazır İlayda'yı dolaştırmışken İlayda'ya da sordum. Nasıl buldun konforunu, frenlemesini dedim. Kısaca önce onu bir izleyelim. Saatlerce beni İstanbul trafiğinde süründürttün. Evet. Gerçekten erken hazır gibi yetişti bu motosikletle imdadıma. Artçı konforu beklediğimden iyi çıktı. Özellikle amortisörlerinden çok memnun kaldım. Her ne kadar sen kasislerde yavaşlamayı unutsam bile birçok yerde. O yüzden amortisörler kurtardı. Beni en çok şaşırtansa hani fren kabiliyeti oldu. Gerçekten birçok yerde hani arkada durmayacak derken çok memnun kaldım frenlerinden. Zaten çok uzun süre yani motosikleti kullanmadığım için hani sadece artçı konforuyla ilgili yorum yapabilirim. O şekilde değerlendirdiğimde de bence birçok motosikletten çok daha konforlu. Peki kullanıcı deneyimleri nasıl derseniz gerçekten rakiplerine göre daha atak. Hani özellikle kalkışlarda, ışıklarda falan hani fırlayıp direkt gidiyor. Skuterlerin bazılarında özellikle şehir içinde pratik olmasına rağmen otobanda gücünün yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten hani gerek otobanda gerek şehir içinde size her türlü ihtiyacınızı karşılıyor. Manevrası da çok kuvvetli, şaşırtıcı bir şekilde. Ön tekeri rakiplerine göre biraz daha küçük. 14'e 13 bunun etkisiyle muhtemelen. Gerçekten çok kıvrak motosiklet. Bir de şunun da etkisi olabilir. Motosikletin ön tarafı biraz hafif. Bunun da gene artlarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Deposu yan taraftan doluyor. Tabii ki depo burada değil aslında. Şu alt tarafta kalıyor. O yüzden ağırlık merkezi aşağıda. Ağırlık merkezi aşağıda olması kullanırken özellikle manevra bakımından çok rahatlık sağlıyor. Ön taraf gerçekten çok hafif. Ama dezavantajı çok yüksek süratlerde örneğin 140-150 ile giderken virajlarda falan ön tarafın biraz hafif olduğunu hissediyorsunuz. Zaten motosikletin hafifliği, ağırlık merkezinin değişmesi tüm özellikleri bakımından pozitif yönde etkilemiyor. Bu da aynı şekilde dediğim gibi şehir içinde kıvraklık sağlarken amortisörlerin de yumuşak olması yüzünden belki çok yüksek süratlerde virajlarda ön tarafı bir X-Max kadar çok güzel viraja girmiyorsunuz. Yakıt deposundan devam edeyim o zaman. Yakıt deposu enteresan bir şekilde yana koymuşlar. 11,5 litre yakıt deposu var. Dün Mudurnu'dan gelirken hiç kapatmadan geldim. Gerçekten Mudurnu'dan Kadıköy'e kadar 280 km aşağı yukarı. Hiç durmadım. Benzinde bile durmadım. Mudurnu'dan çıkarken benzin aldım. Yakıt göstergesi hala 3 tıkta gayet az yakıyor. Hani 3 ile 3,5 litre arasında yakıyor 100 km'de. Ve yakmanın da ötesinde Mudurnu'dan İstanbul'a kadar bisikletle sürüyor olmak gerçekten kolay değil. Hiç molasız sürüyor olmak kolay değil. Selesi çok rahat. Gerçekten çok konforlu. Amortisörleri yumuşak. Dolayısıyla saatlerce sürebilirsiniz. Ben 2,5 saatte geldim bu yolu. Hani daha da yol olsa hem benzin vardı hem benim enerjim vardı. Çok rahat kullanmaya devam ederdim. Bir başka avantajı ve dezavantajı. Avantajı insanlara göre genelde avantaj oluyor bu. Alçak bir motosiklet. Rakiplerine göre 4-5 cm daha alçak ve oturuş pozisyonundan dolayı seleniz uca doğru özellikle daralıyor. Daralması sayesinde bacaklarınız yere tam değiyor. Gerçekten hani kısa boylular, 1.70'ler bile çok rahat bunu kullanabilir. Hani rakipleri X-Max ve Forza'da sele daha yukarıda ve daha geniş olduğu için otomatikman kısa boylular bayağı zorlanıyorlar. Ayaklarım yere değmiyor, ne yapacağım diyorlar. Hani gerçi senin yüksek olmasının çok bir dezavantajı yok. Biraz motora hakim olduktan sonra hafif yana
şöyle oturarak hani tek ayakta da aslında ışıklarda dursanız yeterli. Fakat bu insanın özellikle kısa boylu için içini rahatlatacaktır. Bunun dezavantajı da tabii ki bagaj kısmından yemişler. Sele daha yukarıda olsaydı bagaj kısmının derinliği daha fazla olacaktı, daha fazla eşya alabilecektik. Böyle bir dezavantaj oluşmuş. Rakiplerine mesela X-Max'te iki tane kapalı kask alabiliyor. Bu bir tane kapalı kask alabiliyor. Koltuğun ön kısmında ise akü var. O yüzden oraya bir tane kask koyamıyorsunuz. Hani içine bir tane kapalı kask, bir tane küçük bir çanta koyabilirsiniz gibi düşünün. Ama ben zaten genelde kasklarımı sel altına koymuyorum. Elimde taşımayı tercih ediyorum. Motorun ön tarafından şu arka tarafına doğru gelirsek ön tarafta LED aydınlatma var. Bu 2012'den beri aynı tasarımdı. 2012 yılında belki tasarım olarak çok gösterişliydi. Fakat son yıllarda X-Max ve Forza'nın tasarım olarak atılım yapması ön kısmında bence rakiplerine göre tasarım anlamında biraz zayıf kalmış diyebiliriz. Cam olarak bakarsak gayet yeterli bir camı var. Gene rakiplerle karşılaştırırsak X-Max'te Allianz'da camı uzatabiliyorsunuz. Forza'da çok güzel bir özellik var. Bir düğme ile yolda giderken camı uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Bunda ise sabit bir tane cam yapmışlar. Fakat camın boyu bence gayet yeterli. Şu yanlara doğru çıkıntılara bakarsak o da kısmen ele gelen rüzgarı kesiyor. Ama gene de ben skuter olsun, vitesli motor olsun hepsinde bir elcik korumanın şart olduğunu düşünüyorum. Hem rüzgar bakımından, taş gelme bakımından hem de motor devrildiğinde elciklerin zarar görmemesi, yolda kalmamanız açısından. Ama motorun aydınlatması gerçekten çok güzel. Özellikle gece aydınlatması çok çok iyi. Hem siz yolu çok iyi görebiliyorsunuz hem de karşıdan gelen arabalar ya da aynadan size bakanlar dikiz aynasından çok heybetli motosiklet geliyormuş gibi gösteriyor. Zaten motor çok heybetli değil belki ama sürat olarak yolda arabalarla falan hani hiç altına kalmıyorsunuz diyebilirim. Çok rahat kaçabiliyorsunuz hani yarışın anlamında söylemiyorum. Göstergeye gelirsek ben motorlarda göstergeye çok takılmıyorum. Hani hızı düzgün göstersin, yakıt göstergesi düzgün çalışsın yeterli benim için. Tam benim istediğim tarzda bir şey. Ama tabii ki gene rakiplerine göre baktığımızda rakiplerimizde çok daha böyle dijital göstergeler, işte çok daha veriler var. O yüzden rakiplerine göre baktığımızda bir tık geride göstergedeki veri anlamında. Gidonun tutuş pozisyonunu çok sevdim. Motosiklet biraz alçak olmasına rağmen gidonun şu kısmının yüksekliğini çok uygun, optimumda yapmışlar. O yüzden çok güzel bir oturuş pozisyonu var. Giderken bu yormuyor. Hani çok ideal bir şekilde gidebiliyorsunuz. Dik oturabiliyorsunuz. Üzerindeki düğmelere bakarsak bu üzerindeki düğmeler biraz basit kaçmış açıkçası. Hani genel olarak işçiliğiyle ilgili çok bir sıkıntım yok bence S3 ile ilgili. Fakat buradaki düğmeler biraz dediğim gibi basit kaçmış. Aynalara gelirsek rakiplerine göre aynı X-Max'i Forza'ya göre diyorum. Diğer mesela SM hiç kullanmadım. Hani fırsat olursa onu da kullanır karşılaştırırım. Aynaların giriş açısı çok iyi. Bunun avantajı ise özellikle kör noktada çok iyi görebiliyorsunuz. Dezavantajı ise biraz çıkık yapmışlar. Aşağı yukarı gidondan herhalde 2-3 parmak daha dışarıda. Ya, trafikte ayna seviyesi aynı olan araçlara çarpma riskiniz var. Ona dikkat edin ama ben gene de aynaların geniş olmasını tercih ediyorum. Çünkü genelde skuterler dar olduğu için neredeyse aynaların yarısında hep dirsekleri omuzları görüyorsunuz. Bunda tertemiz bir görüş açısı var. Devam ediyorum. Akıllı anahtara geçeyim. 2012 yılında daha rakiplerinde böyle bir şey yokken Daylim S3 akıllı anahtar sistemini getirmişti ve aynen devam ediyor. Problemsiz de çalıştı. Daha dediğim gibi rakipleri son yıllarda ancak bu teknolojiye geçebildi. Torpido gözlerinden bahsedeyim. Sol tarafta yakıt deposu var. Bu yakıt deposu ile ilgili şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Dar yapmışlar benzin alma kısmını. Eğer buradaki pompanın ucunun tamamen eğer içeri girerse içeride bir hava sıkışmasından dolayı benzin taşabilir. Bir defa başıma geldi. O yüzden pompacıya mutlaka tam sokmaması gerektiğini size hatırlatın bence. Sağ tarafta küçük bir gözü var. Yine burada bir tane torpido gözümüz var. Anahtarla açtığımız kısımda seleyi manuel iple açma opsiyonumuz var. Ve aynı zamanda küçük bir torpido gözü oluyor burada ve bir telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz burada. Böyle bir aparat koymuşlar. Dediğim gibi yakıt deposu burada. Seleye geldiğimiz zaman hem artçı için hem sürücü için çok rahat bir selesi var. Alçak da bir selesi var ve çok da yumuşak. O yüzden saatlerce devam edebiliyorsunuz kullanmaya. Motorun bir başka avantajı ise üzerinde sisi barla beraber geliyor. Bu özellikle Yamaha'nın modellerinin skuterlerinde 1000 küsür liraya satılıyor. Direkt üzerine geliyor olması gerçekten çok başarılı olmuş. Başka artçının ayak koyma yerini şu şekilde yapmışlar. Direkt bastığınız zaman açılıyor ve kapanıyor. O da güzel olmuş. Güzel bir detay olmuş. Sürücünün ayak koyma yerleri, kaydırmazlıkları çok iyi. Ayakları koyduğunuzda çok az biraz dışarıda kalıyor. Keşke o dışarıda kalmasaydıdır. Özetlersem bu motosikleti kime tavsiye ederim? Bir defa motosiklet fiyat performans motosikleti diyebilirim. 19.900'e satılıyordu galiba. Son aylarda zam geldi. 21.900 olması lazım. Taksitli satış imkanı da var. Rakiplerine göre daha güçlü olması, daha konforlu. Kesinlikle daha konforlu diyebilirim. Hani bu konuda kullananlar da böyle diyecektir. Fiyatının daha uygun olması bence çok büyük avantaj. Aynı zamanda bu motosiklet boş ağırlığı 167 kilo. Hani gerçekten bayağı hafif. Rakiplerine göre daha da hafif.
Bu da kontrol etmesini özellikle şehir içinde çok kolaylaştırıyor. Bu test motorunu almaya gittiğimde Önder Moto'ya S3 ile gelen birkaç arkadaş vardı. Onlarla da konuştum. Onlar 70 bin, 80 bin yapmışlar ve çok memnunlardı. Hani bakmayın biz 1-2 bin kilometre kullanıyoruz. Ondan sonra bunu anlatıyoruz. Asıl kullanıcı deneyimi çok önemli. X-Max Fan Kulübü ile bir kullanıcı deneyimi videosu çekmiştim. Afrika TV'ni de çekmiştim. S3'lü çok arkadaş yok çevremde. Onları da eğer bulabilirsen Facebook'tan, onlarla ilgili bir kullanıcı deneyimi paylaşmak istiyorum açıkçası. Bir de Önder Motor'a gideceğim tabii ki. Motoru teslim ettikten sonra yedek parçası nedir? Bakım aralıkları nelerdir? Ne kadar bize masraf açar? Onlarla ilgili video çekmem gerekiyor. 22 bin liraya alınabilecek alçak olması, konforlu olması, diğerlerine göre daha atik olması pozitif avantajları. Dezavantajları ise örneğin mesela ben Honda'nın Forza'nın tasarımını gerçekten beğeniyorum. X-Max 300'ün özellikle performansından çok memnunum. Fakat X-Max 300 ile bunun arasında 10 bin lira fiyat farkı var. İşte bu 10 bin lira değer mi? Onun artıları, eksileri neler? Yani diğer videoda izleyebilirsiniz. Siz karşılaştırırsanız çok daha iyi. Yani videonun da altına yorumları yazarsınız. Hepsine teker teker cevaplıyorum zaten. Senaryosuz bir şekilde aklıma gelenleri hızlıca anlattım. Hani birazdan da gideceğim. Motosikleti zaten teslim edeceğim. Ondan sonra tekrar bir imkanım olursa tekrar kullanırım. Kullanan arkadaşları da dinlerim. Motor hakkında biraz daha bilgi sahibi oldukça tekrar bir iki video çekeceğim. Daha bir uzun dönem videosu çekmiş olurum. Dezavantajlardan bir tanesi de lastikleri. Üzerinde orijinal lastikleri kuru havada, sıcak havada ben test ettim. Hani kışın soğuk havada, yağmurda nasıl olacaktır bilmiyorum. Hani ben lastik konusunda para harcanmasını öneriyorum. O yüzden belki üzerine 1000 lira masraf yapıp daha güzel bir lastik alabilirsiniz. Başka bir dezavantajı bagajının az olması. Tasarımının diğer motosikletlere göre biraz daha geride kalmış olması. Hani 6 yıldır, 7 yıldır aynı motosiklet var çünkü karşımızda. Renk seçenekleri de beyaz, gri ve siyah. Onu da söyleyeyim. Artıları, eksilerini siz değerlendirirsiniz. Hani yorumlara merak ettiklerinizi yazarsınız. Ya da motosikletle ilgili olumlu ya da olumsuz görüşleriniz ne kadar varsa hepsini videonun altına bekliyorum. Görüşmek üzere. Tamam galiba. Hakikaten sıcak.